Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ve kimin eleme adayı olacağı hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Fragman Yunus Emre ile başlıyor ve Yunus Emre Poyraz'a inşallah kendisini tutar, frene basar diyor. Ancak Yunus Emre'nin kendisinin bir frene basması lazım. Bu bölümde de yine olayların içinde görüyoruz Yunus Emre'yi. Poyraz 2021'den hatırladığımız gibi karşı takımla laf dalaşına girmeyi seviyor. Survivor'da bu da var. Karşı tarafın motivasyonunu bozmaya yönelik konuşmalar seviyesini aşmadığı sürece hep oldu. Survivor'da Yunus Emre'nin bu noktada kendisine hakim olabilmesi lazım. Dokunulmazlık oyununa gelirsek oyunda Yunus Emre yine gergin. Yasin karşı bench'ten sakin ol diyor ama kendisini yine gergin gördük. Oyuna baktığımızda ise oyun deniz parkuru ancak yine pek yüzme alanı yok. Yani bu sezonda deniz üzerine bu kadar parkur kurup yarışmacılar neredeyse ıslatmadan atışa getiriyorlar. Deniz parkurlarında denize daha çok girip çıktıklarını görmek istiyorum şahsen. Parkurda yarışmacılar arasında çok fark olacağını düşünmüyorum. Burada Ogeday Yaman'la konuşurken kum torbası ile küpleri devirmeleri gerektiğini söylüyor zaten. Burada da oyun sonunda küpleri görebiliyoruz. Atış kolay bir atışa benziyor. Oyun sonuna mavi takım genelde daha hızlı geliyor ve konseydeki gerginliği de düşündüğümüzde bu oyunu mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Ada konseyine geldiğimizde fragmanda sadece konseydeki Survivor yazısını görüyoruz ve bu kez Yunus Emre ile Mustafa Kemal arasında bir gerginlik var. Mustafa Kemal Yunus Emre'ye "Sen bana böyle konuşamazsın." diyor. Yunus Emre de "O parmağını indir bak." şeklinde cevap veriyor. Daha sonra Mustafa Kemal "Bizi dışarı çıkarın, böyle konuşabiliyor mu?" diyor. Oradan sonra Yunus Emre "Dışarı çıksak ne olacak?" deyip bir hamlede bulunuyor gibi. Acun Ilıcalı konseye ara vermek zorunda kalıyor. Muhtemelen bu kısımları bölüm içerisinde yine izleyemeyeceğiz. Ancak Yunus Emre kontrolden iyice çıkmış durumda. Umarız çok önemli bir olay yoktur. Ceza alacağı kesin ancak diskalifiye durumu olmaz inşallah. Konseyde eleme adayı kim olur dersek zaten takımda Bozok, Sercan ve Ersin aday. Geriye pek seçenek kalmıyor. O yüzden bu konseyde bu olaylardan da sonra Yunus Emre'nin eleme adayı olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dokunulmazlık oyununu kim alır? Yunus Emre diskalifiye olur mu? Eleme adayı kim olur? Yorumlarda belirtin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.